yapıyorlar. Yani komple öyle. Üstünde tutmuyor. Yani çocuklarımız rezil, biz rezil. Yani bu halimiz ne olacak? Hepimiz yani gider. Nasıl kayısının durumu şu an nedir? Yok ki. Kayısının durumu ne olacak ki? Yanlış mı donanıyor? Yap, hep yanlış. Hiç yok ki. Ha, görüyorsunuz hiç yok. Yani elimizde hiç yok, ben yok. Kaç senedir böyle oluyor? Üç sene, yani üç, dört senedir ki böyle. Dört tane. Dört sene önce de tuttum. Zaten okutma zorlaştı zaten. Ekmeğini neyle alacaksın? Abi hiçbir şey yapamıyoruz. Ha işte böyle tüzüm duruyor. Yani yaptığımız bir şey de yok. Gerçekten hep varım krediye borçlarımız. Geçen sene sigorta yaptık. 4,5 milyara yaptığımız sigorta bu sene ne kadar olmuş? 7,200 liraya yaptım. Tonaj başına kaçla veriyorsunuz? Tonaj başına işte bize bu sene 1250 liradan yaptık. Evet. Aynı yere geçen sene 4,5 liraydı. Bu sene 7200 lira oldu. E şimdi 20 dönüm, 50 dönüm bahçeye yaptığın zaman 30-35 milyar sigorta tutuyor. Neyle ödeyeceğiz? Neyle değil, ödeyemezsin. 3 senedir tutmuyor. 4 sene önce tuttu, 50 kuruşa sattık o kayısıyı. Ödeyemez, onun için sigorta yaptırmıyorsun. Ya yaptıramıyor, ödeyemiyorsun ki. Biz kayısıyı sattık, sigortayı verdik. Mesela biz esnafız. Esnaflar da hep birbirine bağlantılı. Mesela kayısı olmayınca esnaflar da bir şey elde edemiyor. Yani geçim şartlarını zorlaştırıyor. Ne bileyim, vereceğini alamıyorsun. Yok, biliyorum ben. Bizim çok zor duruma kalıyoruz. Yani her şey bu kayısıya bakıyor. Malatya'nın şeyi bu. Evet. Geçimi bu. Şey, burada yanınca tabii hepimizin de kolu kanadı kırıldı. Evet. Yakup. Zaten Tice şeyi kayısıya dayanıyor. Bütün geçimi kayısı. Benim en yakınlarım kayısıyla uğraşıyor. Benim abim kayısıcılık yapıyor. Yine birçok akrabalarım kayısıcılık yapıyor. Ve özellikle birkaç yıldır kayısının başına gelenlerden dolayı da insanlar çok ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Kayısıda, kayısı üreticisinin kayısıdan herhangi bir şey alamaması ve kayısının yanması sonucunda Malatya'nın ekonomisi çok ciddi anlamda zarar görüyor. Bu durumda kayısı üreticisinin böyle bu şekilde kendi kaderini terk edilmemesi gerekiyor. Kayısı üreticisinin bütün sorunlarının çözülmesi gerekiyor ve devletin de kayısı üreticisine, kayısı emekçilerine ciddi anlamda destek vermesi ve kayısının da korunması gerekiyor. O yüzden de biz burada devlet yetkililerine sesleniyoruz. Kayısı üreticilerini yalnız bırakmamaları gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da kayısı üreticisinin her zaman yanındayız. Kamu ve milletvekili aday arkadaşımın da ifade ettiği üzere Malatya'da şu anda 50 bin tane kayısı üreticisi var. Bu 50 bin kayısı üreticisinin yaklaşık 200 bin aile de kayısı sayesinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu konuda Sayın Milletvekilimiz mecliste defalarca kayısı ile ilgili sorunları mecliste dile getirmesine rağmen bu konuyla ilgili mecliste hiçbir şekilde bir adım atılmadı. Özellikle Battalgazi'de biliyorsunuz Tarım ve Biyoteknoloji Üniversitesi'nin kurulması konusunda bir kampüs kuruldu. Bu kampüsün çalışma alanlarının en büyük hedefi de kayısının kayısı merkezli olarak ciddi şekilde sorunların çözüme kavuşturulması. Üniversitenin ana tema çalışması bunun üzerine. Bu konuda da bizim özellikle Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapacağımız, Malatya'da yapacağımız ilk çalışma tamamen kayısı sorunlarıyla ilgili. Zaten çiftçi vatandaşların da dile getirdiği üzere Tarsim'de ciddi bir mağduriyet var. Sigorta ücretlerinin %50 artması köylüleri daha da ciddi bir mağduriyete sürüklemiş. Bu konudaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı da kayısı üreticisinden yana olacak. Bu konuya ciddi şekilde adım atılıp çözüm getirmemiz de gerekiyor. Çok teşekkür ederim.